Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben İsmail, Urfalı. Hollanda'da kalıyorum. Bugün kuşçu camiası için bir çekim yapalım dedik. Bir kuş kaçırdık az evvel. Olsun, canımız sağ olsun. Şöyle kuşlarımı tanıtmak istiyorum. Arada da normalde kaç sene kuşçuluktan uğraşıyorum. Onu söylemek istiyorum. Kümesimi tanıtmak istiyorum. 30 senedir kuşçuluktan uğraşmaya çalışıyorum. Çeşit çeşit kuş besledim. Şu an dışarıda uçuma şu kuşlar var. Boz benekli var, boz takkeli var. Şurası dışarıda uçum için kullandığım, uçum için yavru alabileceğim bir kümes. Pratik oluyor. Kümesim burada benim. Bayağı bir büyük kümesim var. Ya şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar posta geldi. Biraz çekimi durdurdum. Kümesimiz budur. Şöyle göstermek istiyorum. Suluğumuz, vitamin taşı, yemliğimiz. Efendime söyleyeyim. Burada karışık yemliğimiz var. Şöyle. Şurada sigara çöpü dedikleri biti önlüyor. Türkiye'de fazla bulunmuyor veya tanımıyorlar bile mi? Şunlar. Şöyle atayım. Şunlar. Burada ya, aç aç. Burada normalde arkadaşlar bir çekim yapalım dedik kuşçu camiasına. Kapı çalınıyor, bilmem ne, evde kimse yok, mecbur açmak zorundayım. Onunla birkaç sefer böyle duraklıklar oldu, kusura bakmayın, özür diliyorum. Burada da normalde iki çift kuşumuz var. Bir çift kuştan çalışma yapacağım bu yerde. Aynı o kuşlardan çalışmak istiyorum. Şöyle yavrularımı göstermek istiyorum. Şöyle. Şöyle. Bugün markaladım. Şurada markalar var. Türkiye'de uygulanıyor mu bilmiyorum. Şöyle. 7-8 günlük yine bunu takıyorsun. Geçti mi daha zor oluyor. Hayvana zarar bile verebiliyorsun. Bu da normalde hayvana zarar vermiyor. Kaybettiğin zaman insanlar seni bulmaları için geri, yani açarlarsa da yani bunu kesmesi de kolay da, yani icap ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Burada kullanılan bir şey. Şurada kurt ilacı var. Vitamin ilacı var. Sprey var. Multivitamini var. Efendime söyleyeyim, samırsak suyu var. Burada Türkiye'deki gibi ilaç sorunu olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada o kuşun hastalığı olsun veya vesaire olsun, fazla bir tercümen olmasına da gerek yok. Yani bir günlük kuşçuda diyelim, bir günlük kuşçuda 10 senelik kuşçuda normalde gidiyorsun, söylüyorsun, görüyorsan tabii ki bir şey durgun durdu veya şöyle veya böyle. Efendime söyleyeyim, o kuşa göre ilaç alabiliyorsun. Yani tecrübeli olmana gerek yok. Kuş beslemek burada Hollanda'da zor değil yani. Yerin olacak her yerdeki gibi. Ondan sonra bilgin dahil olmasa burada Hollandalılar yardımcı oluyorlar. Kuşçu Hollandalılar gerçekten iyi insanlar. Böyle bir şeye başlayacağın zaman yardımcı oluyorlar. Burada ızgaralar kullanılıyor. Farklı yükseklikte 30 santim, 60 santim. Pislik aşağı düşüyor. Aşağıda aşağı düşüyor. Mesela diyelim 2-3 ayda, 6 ayda veya 1 senede temizleyenler oluyor. Burası çok rütubetli bir yer Hollanda. Burada hastalıklar daha farklı oluyor. Onun için bence ilaçlar daha fazla oluyor burada genel anlamda. Arkadaşlar, kuşlarım benim bunlar. Arkadaşlarıma söyleyeyim, ben kuş camiasını izliyorum. Gerçekten delikanlı çocuklar. Gebze'den galiba. Gebze'de oturuyorlar. Nerede oturdukları da önemli değil. Adam gibi adamlar. İzleyince zevk alıyorum. Ben arkadaşlar, iyi arkadaşlar. Ben farklı insanlara da çekim yaptım. Ben böyle normalde, efendime söyleyeyim, dışarıdan
Bana çekim yollayan arkadaşlar var, abilerim var. Yayınlıyorum ben. Şurada normalde Karakuzuların Mahsumu. Bu başıma bela oldu. Annem bunu bırakmıyor. Şu kuş. O da geldi kondu. Olmaz tabii. Taklayın içinde olmaz da. Şimdi bunu ne yapalım? Ne yakalarım ben bunu da. İşte bu öyle. Şu bozbeneklinin dişisini kaldırdık. Uçurduk. Gitti. Hava dün eves gün ters oydu. Ondan sonra kuşu kaybettik. Şu hayvanlar biraz durgun duruyorlar. Gene takviye yapacağız. Vitamin takviyesi falan yapacağız. Arkadaşlar dediğim gibi kümesim budur. Bu da normalde dışarıda uçum kümesi diyelim. Her neyse. Kuşçuluk bana zevk veriyor. Kuşçuluk beni rahatlatıyor. Kötülükten insanı korur. Genç arkadaşlara diyorum. Normalde gerçekten süper bir hobi bu. Kimse ne bileyim yani bu kuşçuluk insana huzur verir. İnsanı dışarıdan alıkoyu verir. Tabi annenize babanıza soracaksınız. Zamanı geldiğinde siz de kümesiniz de olur. Dahiler olur vesaire. Hani babanız izin vermiyorsa elbet bir gün böyle filmleri görürlerse babanız da anlar belki inşallah. Yani bu kuştan zarar gelmediğini. Arkadaşlar böyle görüyorsun benim için gerçekten temizlik önemli. Şimdi diyeceksiniz ki burada fazla kuş yok. Kuş olmadığından dolayı temiz burası. Yok. Bu kuşların hepsi içerideydi. Daha düne kadar ben bunları dışarıya aldım. İki tanesi makaslı. İki tanesi kanatlı. Şimdi burada kuş olsun veya olmasın ben temizliğini yaparım buranın. 3 hafta, 5 hafta, 1 ay. Niye? Çünkü hiç yani pis ortamda niye dursun hayvanlar? Tertemiz ortam olsun, burcu olsun. Şu gördüğünüz folluğu da biraz sonra göstermek istiyorum. Bir yaşlı adam yapıyor. Bunu yaptırdım. Şöyle yaptırdım. Bunu normalde kendi isteğine göre yaptırabiliyorsun. Belki Türkiye'deki marangozlar bunun ağlasını yaparlar, kralını yaparlar. Biliyorum da çünkü akrabamda marangoz da var. Türkiye'deki el sanatı dünyada yok. Yani bunun altını çiziyorum. Ama burada da bir Hollandalı var, uğraşıyor. Mesela istediğin şekilde istediğin şeyi yapıyor. Hollanda'da yaşayan insanlar, Belçika'da, Fransa'da her neyse bize yakın Almanya gibi yerlerde. Burada böyle yapan insanlar var bu yöntemi. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şurası böyle kapanabiliyor. Şöyle eşe atabiliyorsunuz vesaire. Şöyle açıyorsunuz. Bura böyle. Şöyle. Şu alttaki yavruları bugün markaladım. İnşallah bir tanesi daha biraz küçük çıkmaz ayağından. Ha, bunu böyle yapabiliyoruz. Şöyle. Bunu alıp geri şöyle takabiliyoruz. Şöyle. Pratik mi değil mi? Pratik. Arkadaşlar kuşlar fazla yok. İstersen ben buraya 100 tane kuş da atarım. Mevzu kuş hani almak değil yani. Her yerden kuş alırsın. İyi uçan, az uçan veya şöyle uçan, böyle uçan önemli değil yani. Neyi aldın falan önemli değil. Amaç bence arkadaşlar, kuşçu camiasını izleyen arkadaşlar diyorum, bence bunu besleyebilmek. Efendime söyleyeyim, şimdi burada diyelim durgun duran kuş var. Efendime söyleyeyim, bu kuşu mesela diyelim ki bu kuşu iyileştireceksin. Veya tedavi edeceksin. Şimdi burada 100 tane kuşa olsa aynısı ne yapacaksın? Yapamazsın. Yani zor olur demek istediğim. Arkadaşlar ben Hollanda'da yaşıyorum. Kuşlar siz niye bu kadar durgun duruyorsunuz? Canlanın. Bizde burada kuşlar böyle kafasına göre takılıyorlar. Yani kardeşim ne anlatayım? Ben normalde fazla böyle kuş şöyle uçar böyle uçar diye kuşçu camiasını izliyorum. Kral kuşları var. Güzel kuşlar uçuruyorlar. Emek veriyorlar. Emeklerine sağlık. Bunlar da bizim fakirhane. Belki bir gün Allah izin verirse biz de kuş uçururuz. Çekmeye çalışırız. Kardeşime yollarım. Ben kanalında başarılar diliyorum. Beni de takip etmenizi istiyorum. Ben de burada gurbette bazı yerleri çekiyorum. Ben de desteklerinizi bekliyorum.
Hani kuşçu benim gibi adamlar gelsin arkadaşlar. Beni ben de normalde kuşçu, bana dönene ben de geri dönerim. İzlerim, izlemeye çalışırım. Amaç zaten birbirimizi tanımak. Kümesi nasıldır vesaire. Yani bence kuşçuların arasındaki diyalog şu bu budur yani. Başkası başka da olamaz. Kuşçu camiasının şansına şöyle tutayım. Acayip güneş var. Ben kendime çekim yapsam böyle olmaz. Neyse bunun arkasına da kendim için çekeyim. Arkadaşlar kümes budur. Kuşlarım budur. Şöyle göstereyim. Fazla kuşçuluk hakkında konuşmadım. Benim amacım kümesimi göstermek, görmüşsünüzdür de. Bugün de kuşçu camiası için çektim. Delikanlı çocuklar. Allah işlerini güzeline rast getirsinler. İnşallah kanallarında bol destek olur. Ben kendi kanalımda da söyleyeceğim. 3 kişi beni izlesin, 5 kişi. Onlara söyleyeceğim. Ben zaten onlara abone oldum. Onlar güzel iş yapıyorlar. Allah işlerini gücülerini rast getirsin. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.